Anne keçi kalkıp ormana yollanmış. O gitmiş, arası çok geçmeden kapı vurulmuş. Gelen kurt olduğunu anlamışlar hemen. Kapıyı açamayız. Sen bizim annemiz değilsin. Öğretmen bize okumayı öğretiyor, kitaplar okuyoruz. Biz öğretmeni çok seviyoruz. Öğretmen bizimle çok ilgileniyor. Öğretmen bu yerleri boya yaptı. Bize kitap okudu, masal kitabı. Bizim için her şey yaptı. Burada ev ortağımız var. Bu okuldan gitmek istemiyoruz. Sanki bizim evimiz gibi. Koş. Bir tanesini arkadaşına ver Helin. Okula ilk adım attığımda okulda beni bir kara tahta karşıladı. Çok şaşırmıştım. Açıkçası biraz da üzülmüştüm. Sonra ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Arkadaşlara, tanıdıklara haber verdim. Onlardan yardım eli uzanmaya başladı. Yardımlar geldikçe daha da büyüdü ve bir yardım zinciri oluştu esasında. İyilik zinciri oluştu. Öncelikli olarak okulun döşemelerini yaptırdık. Pencerelerini değiştirdik. Sonra çeşitli tadilat, onarımlar yaptık. Çocukların sınıfa ait hissetmelerini çok çok önemsiyorum. Okulu benimsemelerini çok çok önemsiyorum. O yüzden böyle bir ev ortamında sınıf projesi vardı aklımda. Onu gerçekleştirdi. Devam problemi olan çocuklar artık okula %100'e yakın devam ediyorlar. Çocuklardaki bu motivasyon ve istek köyümüzün kadınlarında da mevcut. Onlar da okuma yazma kursunu talep ettiler ve o doğrultuda okuma yazma kursu başladık. Okulumuz 2000 rakımda bir okul. Çok yüksekteyiz ve buraya kar yağdığı vakit Nisan-Mayıs aylarına kadar da kar yerden kalkmıyor. Tabii kar bizi asla durdurmuyor. Çocuklarla dışarıda kar üzerinde etkinlikler yapıyoruz, boyamalar yapıyoruz, çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Günün ilk ışıklarıyla birlikte okula geliyoruz. Çocuklar bizi kapıda bekliyor oluyorlar, koşarak geliyorlar, sarılıyorlar. Sonra birlikte sınıfa geçiyoruz, ders yapıyoruz, şarkılar söylüyoruz, kitap okuyoruz. Onlar için de farklı bir ortam oluyor. Sınıftaki birçok köşeyi çocuklarla birlikte oluşturduk. Sergi alanı oluşturduk. Okuma köşemizi, duygu alanımızı oluşturduk. Burada çocuklar duygularını da artık ifade etmekte zorlanmıyorlar. Hoş geldin tekrardan. Bugün E harfini öğreniyoruz. İşte E harfimiz, büyük E harfi. 48 yaşındayım. Okumam yazmam yok. Öğretmene çok teşekkür ederim. Sabahleyin çocuklara ders veriyor. Öğlenden sonra bize veriyor. Biz hastaneye gidiyoruz. Bir yere gidiyoruz. Okuma yazmam yok. Ona çok teşekkür ederiz. Biz bir yere gittiği zaman adres bilmiyoruz. Biz eğitim alacağız.
öğretmenden. İyi ki vardı, bize ders veriyor. Biz çocukken okumadık o zaman. Şimdi Allah razı olsun, devlet var, bize ders veriyor, biz de okuyoruz. Küçük E harfine geçelim. Küçük E harfi. Evet, düz havada çeviriyoruz. Erik. Var. Evet, var. Peki, kek. Kekte E harfi var mı? Var. Evet, bakalım. Hangi sesti bu? E. E. E harfi. Evet, E harfi. E harfi. Canan. Yok. Evet. Yok. Evet, var. E var. Evet, sende yok. Bende var. Evet, sizde var. Harfini yapalım. E yoksa E. E. Buyurun. Bravo. Bravo. Silik yazıyor ya onun üstüne. Burada. He. Çok da ne yazayım.